Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Müslüm Gürses diskografisini paylaşacağız. Ancak sanatçının kariyerine baktığımız zaman onun için şunu söyleyebilirim. Türkiye'de en çok albüm yapan, en çok proje yapan sanatçılardan biri. Belki de rekorun sahibi bizzat Müslüm Gürses. Öylesine ki bir yıl içerisinde birden fazla albüm ve proje imza attığını da görüyoruz kariyeri boyunca. Bu videoda neyi paylaşacağız? Son bir yıl içerisinde Türkiye en çok hangi Müslüm Gürses şarkılarını dinledi? Bu ne anlama geliyor? Bu videoda izleyeceğiniz Müslüm Gürses şarkıları Türkiye'nin en çok sevdiği Müslüm Gürses şarkıları anlamına geliyor. 7 Mayıs 1953 yılında Urfa'da dünyaya gelen Müslüm Gürses 60 yıllık hayatı boyunca az önce de ifade etmiş olduğum gibi birçok proje imza attı. Kariyeri boyunca yorumlamış olduğu albümleri içerisinden şimdi bu videoda en çok dinlenen ve Türkiye'nin en çok beğendiği 20 şarkısına arka arkaya kısaca göz atacağız. Önce 20 numaradan başlayalım. 20 numarada yer alan şarkı ilk olarak 1986 yılında Eleanor Plak etiketiyle müzik marketlere sunulmuş olan Gitme isimli Müslüm Gürses albümünde yer alan Aklı Yok isimli şarkı. Aklı yok, fikri yok, deli misali. Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz? Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti. En güzel kötü bir söz gibi düştük. Müslüm Gürses kariyeri boyunca en çok hangi plak şirketlerine albüm yaptı sorusunun cevabı son derece kolay. İki plak şirketiyle ağırlıklı olarak çalıştı. Bunlardan biri Eleanor Plak, diğeri Bayar Müzik. Az önce 17 numarada dinlediğimiz Haberimiz Yok isimli Müslüm Gürses şarkısı yine 1986 yılında Eleanor Plak etiketiyle çıkmış olan Gitme isimli albümde yer alan şarkılardan biriydi. O da Türkiye'nin en çok sevdiği Müslüm Gürses şarkılarından biri olarak karşımıza çıktı. Aynı yıl 1986 yılında Müslüm Gürses Eleanor Plak dışında Bayer Müzik'le de bir albüm yapmıştı. Bu albümün adı Küskünüm. Müslüm Gürses kariyerinin en değerli albümlerinden biri diyebiliriz Küskünüm isimli albüm için. Ve bu albümde yer alan bir şarkı var ki bu şarkıda en çok dinlenen Müslüm Gürses şarkılarından biri oldu. İşte o şarkı. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada, ne geçmişte ne seni kaybetmenin korkularını. Bir yeme bilsem ilk ve son aşkımdan, gençlik çağımdan. Son bir yıl içerisinde Türkiye'de en çok dinlenen Müslüm Gürses şarkılarının geri sayımına devam ediyoruz. Türkiye'nin en çok dinlediği Müslüm Gürses şarkıları listesi gerçek dinlenme raporlarına göre hazırlanmış olan bir liste. Bu listede 14 numarada Adını Sen Koy isimli şarkıyı dinledik. Bu şarkı da Eleanor Plak tarafından çıkartılmıştı. 1993 yılında ve Dağlarda Kar Olsaydım isimli albümde yer alıyordu. 13 numaraya geldiğimizde çok sevilen bir başka Müslüm Gürses şarkısını görüyoruz. Şarkının adı Benim Meselem. Bu şarkı aynı zamanda 1995 yılında çıkan albümle aynı adı taşıyordu. Yani albüme adını koymuş olan şarkı Benim Meselem listemizde 13 numarada. Meselem, alın yazım gibi meselem. Bu sabah yalnız uyandım, sensiz olmaz, sensiz. Ya! Ve geldik 10 numarada yer alan en çok dinlenen Müslüm Gürses şarkısına. Bu şarkının adı Dargınım. Peki bu şarkı hangi albümde yer alıyordu? Mahzendeki Şarkılar albümünde. Bu albüm 2017 yılında Eleanor Plak tarafından çıkartıldı. Müslüm Gürses 2013 yılında vefat etmişti ve onun ölümünden yaklaşık 4 yıl sonra 2017 yılında çıkan bu albümde yer alan şarkılar Müslüm Gürses'in 90'lı yılların sonlarına doğru yorumlamış olduğu şarkıların bir araya toplandığı bir albümdü ve bu albümde yer alan söz konusu şarkı listede 10 numarada yer alan şarkı oldu. Dargınım, yalan sözlerle dargınım. Kanalımızda yer alan liste videolarının tamamı resmi dinlenme ya da izlenme raporlarına göre hazırlanan videolar. Tıpkı bu videoda olduğu gibi. Bu videoda biz size neyi aktarıyoruz? Son bir yıl içerisinde Türkiye'nin en çok dinlediği Müslüm Gürses şarkılarını. İşte bu dinlenme raporlarına göre hazırlamış olduğumuz listemizde bir numaraya doğru yolculuğumuz devam ederken 9 numarada Usta isimli şarkı karşımıza çıktı. Bu şarkıyı Müslüm Gürses 1997 yılında çıkan Usta
Ne Yazar isimli Eleanor plak etiketli albümde yorumlamıştı. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta, bıktım ben usta. 2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in aynı yılda Veda isimli bir albümü yayınlanmıştı. Bu albüm Kadırga Prodüksiyon etiketiyle müzik marketlerde yerini almıştı. İşte bu albümde bir şarkı yer alıyor ki söz konusu şarkıda son bir yıl içerisinde Türkiye'nin en çok dinlediği Müslüm Gürses şarkılarından biri oldu. Her işin dağlarım karı, soldu gönlümün baharı. Bunca Gamı, Bunca Derdi isimli şarkıyı 8 numarada dinledikten sonra geliyoruz 7 numaraya. Bir yıl içerisinde en çok dinlenen Müslüm Gürses şarkıları arasında 7 numarada yer alan şarkı, 1993 tarihli Dağlarda Kar Olsaydım isimli albümde yer alan bir şarkı. Listeye bu albümden giren ikinci şarkı aynı zamanda albümün isim şarkısı. Listemizde 7 numarada Dağlarda Kar Olsaydım. Şu dağlarda kar olsaydım, olsaydım bir asil rüzgar. İsyan edene olduk günahkar. 5 numarada Sigara isimli şarkı yer alırken 4 numarada Yıllar Utansın isimli Müslüm Gürses şarkısı yer aldı. Ben sigara dumanının altında yana yana en yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın. Geliyoruz ilk üçe. Acaba Türkiye son bir yıl içerisinde en çok hangi Müslüm Gürses şarkılarını dinledi sorusunun cevabını verirken ilk üçe hangi şarkılar girdi? Müslüm Gürses'in en sevilen şarkıları sıralamasında ilk üçte hangileri yer alıyor? Şimdi onları da görelim. Hiç kuşku yok ki Nilüfer gerçekten de Müslüm Gürses yorumuyla şaheser bir şarkı kimliğine sahip ve bu şarkı Pasaj Müzik etiketiyle yayınlanan Aşk Tesadüfleri Sever, Mucize ve Buluşma isimli 2006 tarihli albümde yer alıyordu ve sıralamada 3 numarada yer aldı. Geliyoruz 2 numaraya. 2 numarada yer alan şarkıyı dinlemek için bir kez daha 1986 yılına gideceğiz ve Küskünüm isimli albüme yeniden göz atacağız. Bayar Müzik etiketiyle yayınlanan 86 tarihli bu albümden Unutamadım isimli şarkı bir yıl içerisinde en çok dinlenen Müslüm Gürses şarkıları arasında 2 numarada yer aldı. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde sen benim. Ve geldik Türkiye'nin son bir yılda en çok dinlemeyi tercih ettiği Müslüm Gürses şarkısına. Bu şarkı için bir kez daha Aşk Tesadüfleri Sever, Mucize ve Buluşma albümüne göz atmamız lazım. Ünlü şair Muratan Munga'nın süpervizörlüğünü yaptığı, yani albümde yer alan şarkıların hangisi olmasına karar veren kişi olan Muratan Munga'nın imzasında yer aldığı söz konusu albümden bir şarkı en çok dinlenen şarkı oldu son bir yıl içerisinde. Pasaj Müzik etiketiyle yayınlanan albümde yer alan Affet isimli şarkı son bir yılda Türkiye'nin en çok dinlediği Müslüm Gürses şarkısı oldu. İşte zirvede yer alan şarkı. Çünkü sen çölüme yağmur oldun. İşte Türkiye'nin son bir yılda en çok dinlediği şarkı bu şarkıydı. Affet isimli şarkıyı dinledikten sonra artık videonun sonunda bir hatırlatma yapalım. Video içeriklerimizle ilgili düşüncelerinizi mutlaka bizimle paylaşın. Bunun için videonun hemen altında yorum bölümüne düşüncelerinizi yazabilir ve bizimle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayın ve diğer video içeriklerimize de mutlaka göz atın.